Üniversitesi'nden Murat Paker'le konuşalım bu meseleyi. Çünkü bu konuda toplumsal travmalar konusunda da araştırma yapan bir bilim adamı. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi milli maçtan yola çıktık. Aslında önce soruşturmaları konuştuk. Orada devletin işte bu işte ihmali var mıdır? Bir zafiyet var mıdır? Şu bu falan teknik konuşmalar onlar. Elbette yapılacak ve kendi rayında yürüyor. Ama İzlanda milli maçında bir dakikalık saygı duruşunda ortaya çıkan görüntü, onun sosyal medyaya yansıması bizim gibi insanları korkuttu. Ne oluyoruz dedik, yani 97 insan ölmüş ve hala çok önemli bir ayrışmanın içinde olduğumuzu gördük ve bununla yüzleştik. Siz bu tabloyu nasıl okursunuz? Bu tabii müthiş bir dehşet tablosu. Yani hepimiz dün akşamdan beri yani bilmediğimiz bir şey değil. Zaten bir sürü emaresi vardı bunun, ama bu kadar yüzümüze çarpan bir şekilde, bu kadar utanmazca, bu kadar saygısızca bunun olabiliyor olması, işte toplum olarak aslında ne kadar çürümüş ve çözülmüş bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Yani ben yıllardır, ben ve benim gibi bir sürü insan yıllardır, son zamanlarda aylardır böyle bir gidişat olursa, hani bu çok ciddi bir toplumsal çözülme, çürüme getirecektir. Ortak zemin zaten Türkiye'de çok, yani toplumun farklı kesimleri açısından ortak zemin, üzerine birlikte bastığımız ortak zemin zaten çok zayıftı Türkiye'de başından beri. Zoraki bir zemin vardı, cılızdı, güçlendirilmesi gerekiyordu demokratik olarak derinleşmeyle. Bu yapılamadığı için ve son zamanlarda bunun tersine adımlar hızla atıldığı için bu zemin tamamen kopmuş gözüküyor ve bu çok kaygı verici bir şey tabii. Yani biz bir toplum değiliz. Bir toplum, farklı farklı toplumlar var. Sadece iki de değil, ikiden de fazla toplumlar var ve birbirine güvenmeyen, birbirinin ölüsüne bile saygı duymayan, hani daha ne olsun, bu işte milli maçta saygı duruşuna engellemek, ıslıklamak, yoğalamak şeklinde olabilir. Ya da işte onlar kendilerini patlattılar zaten diye hezeyanlar peşinde koşmak olabilir. Ya da öldürülmüş birinin cesedini polis zırhlı aracına takıp etrafta dolaştırmak ve bununla övünmek, bunu videosunu çekip dolaşıma sokmak şeklinde olabilir. Bir sürü değişik versiyonu var ve biz bunları görüyoruz. Dehşet verici bir durum Yani kısaca. peki bir tedavisi var mı bu işin? Yani ben buna bir hastalık olarak bakıyorum. Çünkü beraber yaşadığımız insanlar bunlar. Bakıyorum, Ankara'da büyük bir felaket var. Yani bundan daha büyüğünü Türkiye görmedi. Bu şartlarda bakıyorsunuz, bir insanın sevinebilmesi buna. Bunu nasıl değerlendirelim? Yani bunun bir tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünebiliriz herhalde. Bu tabii sosyal bir hastalık diyebiliriz buna. Gayet hasta bir toplum durumundayız. Çok ağır hasta bir toplum durumundayız. Tamamen parçalanmış bir toplum durumundayız ve bu parçalar, yani bir toplum tek tip olması mümkün değil. Hani bu milli birlik ve beraberlik tek tipleştirmeye, homojenize etme anlamına gelmiyor. Türkiye'de öteden biri zorlandığı gibi. Ama farklı parçaların birbirlerine asgari saygı duyabilecekleri ortak bir zemin olması gerekiyor ki biz bir toplum olarak yaşayabilelim. Rekabetin kurallarının net olması gerekiyor. Asgari saygının olması gerekiyor. Şiddetin devreden çıkarılmış olması gerekiyor. Yoksa orman yasalarıyla işte gücü yeteneği şeklinde devam edelim. Bunun tek tabii çözüm yolu asgari demokratik standartların oturtulabilmesi. Rakiplerimizi, yani bizden farklı olanları düşman diye değil de sadece siyasi bir rakip olarak görebilmemiz, bizden farklı dine, mezhebe, işte siyasi görüşe, etnik, ulusal kimliğe sahip olabilirler ama biz gene de ortak bir toplumun parçalarıyız, asgari saygımızı koruyoruz diyebilmeliyiz, asgari bir güven duyabilmeliyiz. Yani sırtımızı döndüğümüzde bizi arkadan vuracak ya da işte ölümüze bile saygı göstermeyecek
birileri değil diye güvenebilmeliyiz. Bu güven yok şu gün Türkiye'de. Ve burada maalesef söylemek lazım, döne döne söylemek lazım. Bir numaralı sorumlu tabii ki AKP iktidarıdır. Son yıllarda uyguladığı politikalardır. Toplumu germiş, parçalamış. Sadece benim adamım, senin adamın, benim ölüm, senin ölün, benim şiddetim, senin şiddetin şeklinde rezil bir duruma sokmuş durumdadır. Maalesef bu hale getirildi Türkiye. Gelmek zorunda bir seçim bunu mesela ortadan kaldırabilir mi? Bir seçimlik bir mesele midir? Yoksa gerçekten bir seçim bunun ortadan kalkmasının ilk yolunu açabilir. Bunun ortadan kalkmasının birincil koşulu, gerekli ama yeterli olmayan koşulu şu anda AKP iktidarının son bulmasıdır. Demokratik yollarla, altını vurgulayalım. Yani darbeyle, şunla bunla falan filan değil. Demokratik yollarla Türkiye'de zorbalıktan ve savaştan yana olanların oy kaybetmesi, güç kaybetmesi ve barıştan, demokrasiden yana olanların güç kazanmasıdır. Bu olduğu zaman düzelme yoluna geçilebilir. Ama toplum o kadar tahrip oldu ki bunun düzelme yoluna girdikten sonra 3-5-10 yıl biz bu tahribatı sarmak için, tamir etmek için hem devlet aygıtında hem toplumsal ilişkilerde çok ciddi çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu temel güven ve adalet duygusunun yeniden asgari düzeyde tesis edilebilmesi için çok uğraşmamız gerekiyor. Bugün mevcut iktidar değişse bile bunun tahribatını biz daha uzun yıllar çekeceğiz maalesef. Peki mevcut iktidar üslubunu değişse ne değişir? Değiştirse? Mevcut iktidar artık köprüden önceki bütün çıkışları kaçırmıştır. Mevcut iktidar kendi önündeki bütün ihtimalleri, bütün uyarılara rağmen, yıllardır yapılan bütün uyarılara rağmen elinin tersiyle, büyük bir kibir ve küstahlıkla elinin tersiyle itmiştir. Bugünkü iktidarın, bugünkü kadroların diyelim, AKP'nin bütününü, tabanını kastetmiyorum burada. Ama AKP'nin Cumhurbaşkanı'ndan başbakanına, bakanlarına, parti yöneticilerine kadar bütün yönetici elitinin bu kadrolarla gidilebilecek bir santim yol bile kalmamıştır. Bunu görmek ve onlardan hiçbir şey ummamak, medet ummamak gerekiyor. Peki bir adım ötesi, eğer bu iktidar devam ederse 1 Kasım'da, çünkü seçim var, olabilir demokratik bir ülke. Baktığınız zaman seçimler en azından demokratik diyelim ve iktidar devam ederse nasıl bir Türkiye var önümüzde? Toplumsal olarak. Çok karanlık bir Türkiye olduğunu öngörebiliriz. Zaten karanlığa girdik ama aynı zihniyet Türkiye'yi yönetmeye devam ederse şu ya da bu şekilde Türkiye hem yönetilemez hem yaşanmaz bir ülke haline hızla, daha da büyük hızla gelecektir diye korkuyorum. Zaten şu anda yönetilemez hale gelmiş durumda. Seçimlerde AKP tek başına iktidar olsa bile o kadar büyük bir toplumsal, sosyopolitik bir tahribat oldu ki artık Türkiye yönetilemez hale geldi. Kendileri de yönetemez haldeler. O kadar zehirlendi maalesef toplum. Valla yani Kürt meselesi üzerinden çok daha derin bir iç savaş öngörebiliriz. Maalesef öyle gözüküyor. Barışçıl bir viraj alınmıyor orada. Ve topluma da bu kutuplaşma sirayet etmiş durumda. Köprüler atılmış gözüküyor. Bunun tabii politik olarak bu kadar büyük çalkantıların kısa bir süre sonra çok büyük ekonomik bunalımlara yol açmaması zaten düşünülemez. Türkiye'yi bu mevcut zihniyetle gidildiği zaman çok çok karanlık, geri döndürmesi çok zor bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Onun için tezelden bu zihniyetin, mevcut yönetim zihniyetinin ve kadrolarının demokratik yollarla değiştirilmesinden başka çaremiz gözükmüyor. Evet, pek parlak bir tablo çizmeniz. Teşekkürler hocam katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim.